kavurucu bir Antalya sıcağı. Çadırımı toplayıp yola çıkacağım. Isparta'ya doğru gidiyorum. Isparta'ya Burdur'u bugün bir gün halledip Afyon'a geçersem benim için mükemmel bir başarı olacak. Bakalım. Umarım güzel bir otostop yolculuğu olur. Çadır mı abi? Çadır mı? Evet. Gidiyorum zaten. Dilimizi de kaybettik. Dilimizi de kaybettik. Dilimizi de. İtalya'da kamp gibi bir yerden çıktım. Isparta yoluna doğru yürüyorum. Burada bir Grand Emlak var. Hemen şu çıkışta şu uzaklığı gördüm. Çok teşekkür ederim. Su istedim, verdiler. Veriyorlar daha doğrusu, yetecekler şimdi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi insanlar iki var. Seni çok iyiymiş bir yere getireceğim dedi. Oraya geldik şimdi. Sana dedi bir şey ikram edeyim. Otur dedi, sonra dedi orayı göstereyim dedi. Şöyle ters ev. Abinin ters evi varmış burada. Şöyle. Ya bir otostop. Otostop çektim motorlu abim. Kaan abim beni aldı. Ters evim var burada. Oranın işletmecisi, oranın sahibi. Ya güzel bir deneyim oldu. Farklılık oldu. Güzel oldu. Vallahi çok ters bir yerde otostop çekiyordum ama bir araba durdu ya. Allah Allah razı olsun. Beni ters evin orada alan araba beni çok ters bir yerde indirdi ya. Gerçekten çok ters bir yerde indirdi beni. Yürüyorum. Nerelere geldim ben ya? Bir su götürüyor, anlamadım ki ya. Ben nerelere geldim ya? Burada almazlar mı? Güvenmiyorlar. Ben bir aydır yollardayım, bir aydır geziyorum. Gidiyorum ben, gidiyorum. Hadi görüşürüz. Antalya-Isparta yol ayrımında otostop çekiyorum. Artık Antalya olayım bitti. Antalya'ya veda ediyorum. Yani bu otostopun sonu artık Antalya'nın çıkışı olur. Yani gidiyorum. Antalya'nın bana kattığı her şey için Antalya'ya teşekkür ediyorum. Bana kattığı insanlar için Antalya'ya teşekkür ediyorum. Hayatıma katılan, bana renk katan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki Antalya'ya gelmişim. Hayır, Isparta ile Burdur'u es geçeceğim. Onu istiyorlar yani gerçekten. Almıyorlar abi, bak tam 2 saat oldu. 2 saattir otostop çekiyorum. Bir tane araba durmadı ya. Bir tane araba durmadı ya. İnsanlık ölmüş ya. Yani gerçekten insanlık ölmüş ya. Vallahi bak. Yani ciddi anlamda insanlık ölmüş. Almıyorlar ya. Şaka gibi yani. 2 saattir buradayım bak. Durmuyorlar yani. Arabalar da boş. Niye durmuyorlar burada? Çocuk da bilmiyor. Yatır var herhalde burada ya, anlamadım ki. Yatır var, yatır. 3 saat oldu ya. 3 saat oldu, 3 saat. Yani 3 saat. Ya 3 saat otostop çekiyorum. 3 saatten beri aynı noktada otostop çekiyorum ya. Ya gerçekten yazıklar olsun ya. Bir şey demiyorum ya. 3 saattir otostop çekiyorum ya. Arabalar artık bu işareti yapmaya başladım. Yani gerçekten 3 saatten beri ulaşamadığım bir yerdeyiz. Yani suyum bitti, gerçekten gidemiyorum yani. Bunu yapıyorum belki alırlar diye ya da su versinler. Bilmiyorum yani, çok zor ya. Burada çok zorlandım ya. Yani şu işareti yapıyorum. Hani belki bir insanoğlu, belki bir tane insanoğlu anlar da hani şöyle suyumun bittiğini falan böyle alır. Yok yani abi, yok. Yok, insanlık yok burada ya. Vallahi bak yok ya. Ya ben anlamıyorum yani. Ben gerçekten, yani gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. Yani böyle çok değişik ya. Yani çok tuhaf insanlar var. Ya yemin ederim şurada nefret ettim. Ben Isparta'ya falan gitmeyeceğim şimdi, sinirlendim ya. Yok abi. Bak ne kadar
bir uyumuşum. Bir uyumuşum arabada, mis gibi ya. Böyle çiçek gibi uyudum arabada ve Isparta'dayım arkadaşlar. Isparta neymiş? Güller Diyarı Isparta diye çıktı konumda. Görünmüşüz. Otobüs şu an. Niye güneşini kapatıyorsun ki? Şimdi şurada önce yaya yazıyor. Geçiyorum bakalım önce yaya mı? Dur deneyeceğim. Bu bir ölüm riski. Şu an bir risk alıyorum. Bakacağım şimdi. Önce yaya mı? Önce yaya mı? Önce yaya mı? Önce yayaymış. Teşekkür ederim abi. Farkındalık. Şöyle. Volvo 32. Lakasını alamadım ama olsun. Eğer yarın bir gün benim videoma denk gelirse abi, ona buradan teşekkür ediyorum. Güzel bir farkındalık. Evet, Isparta sessiz sakin bir şehir arkadaşlar. Yani gayet de sessiz sakin bir şehir. Yani şöyle söyleyeyim size, bence burada herkes herkesi tanır ya. Çok ufak bir şehir yani. Herkes herkesi tanır ya bu şehirde. Küçük bir şehir çünkü. Bayağı küçük. Yani bir yemek yiyeceğim önce. Sonra Burdur'a geçeceğim. Burdur'da kalırım. Burdur'da muhtemelen kalırım. Karnımı doyurdum. Çok ucuza. Güzel. Tıka basa doyurdum kendimi. Şimdi yola çıkacağım. Şu ileride bir yol ayrımı var. Yani oradan arabalar Afyon'a da gidiyor. Burdur'a da gidiyor. Bindiğim araba nereye giderse oraya gideceğim. Afyon'a gidiyorsa Afyon'a, Burdur'a gidiyorsa Burdur'a gideceğim. Kalacağım yer belli değil. Ya kalıyoruz bir şekilde. Bakın şimdi ne yapacağım. Oh. Adam motorla geçiyor yanında. Arkasında da kız arkadaşı var motorla. Bana diyor ki nereye alacağız la? Arkandan bir sürü araba geliyor. Sana mı çekiyorum? Girmişsin arabaların içerisine. Ya işte insanlar konuşmak için konuşuyor yani böyle, anladın mı? Nereye alacağız la? Ya çet. İyi de ben otostopçuyum. Nerenin memleket neresi? Rize. Rize. Sen ne yapıyorsun lan? Ben otostopla Türkiye'yi geziyorum abi. Abi Türkiye 30 gündür geziyorum. Duruyor lan. Belki durur. Aynen abi. Kısmet. Durmaz diyor. Dayıya bak. Ya yemin ediyorum kötü enerjiyi saldı ya. Aynısını Isparta'da abi bir tane abla yaptı. Dedi ki burada kimse durmaz dedi. Sen minibüse bin. Minibüse 3 saat otostop çektim. Geldi şimdi dayı diyor ki burada diyor kimse durmaz diyor ya. Niye diyorsun ki böyle bir şey yani? Niye diyorsun? Dedin şimdi onu dayı, bitirdin bizi ya. Dayı ne topluyorsun? Yok yok, Fatma Gül diyor lan çiçek. Kaynatıp içiyor mu onu? Yok, bu ilaç oluyormuş. Ver satıyoruz ya. 30 gün oldu. Girme. Kırklareli. Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, iyi maşallah. Muğla, Antalya bitti. Şimdi işte buraya geldim. Burayı bitirdim. Yani Isparta'yı da gezdin ya. Isparta'nın gezecek çok bir yeri yok ki. Bir Eğirdir Gölü vardı. Orası ters kalıyor. Oraya gidemem. Ama gezdim. Ya buralarda gezecek yer yok canım. Isparta'da evet. Yok yani. Gittim. Antalya falan olsa. Bir yemek yedim işte. Şimdi gidiyorum işte Afyon'a. Afyon'da da kale falan varmış. Bir oraya uğrayacağım. Ama bu akşam Afyon'da kalırım. Yarın oradan Eskişehir. Kütahya sonra Eskişehir. Hep otostop çekerek gidiyor. Hep. Hiç minibüse binmedim daha. Ulaşıma 1 TL bile para vermedim. İyi maşallah ya. Evet, abimle ablam beni Isparta'dan aldılar. Afyon'un bir ilçesi Sandıklı'ya bıraktılar. Şimdi buradan otostop çekeceğim. Afyon'a gideceğim. Evet, Afyon merkeze 50 kilometre falan yolum var Afyon merkeze. Şans, kısmet. Yapacak bir şey yok. Deniyoruz. Yani akşam olacak bir saat sonra. Şansımızı deniyoruz bakalım. Umarım akşam olmadan Afyon'da olurum. Yani gerçi Afyon'a gittiğim zaman nerede kalacağımı da bilmiyorum ama Afyon'a da hayatım boyunca daha önce hiç gitmedim. Bakalım neler bizi bekliyor onu da bilmiyorum ama bu akşam garanti Afyon'da kalacağım, o garanti. Bakalım.
Bu Afyon'a hiç otostopçu gelmemiş herhalde ya. Beni görünce millet böyle değişik abuk subuk hareketler yapıyorlar arabanın içlerinde. Böyle seviniyorlar böyle. Saçma sapan hareketler yapıyorlar arabanın içinde. Anlamadım gitti. Değişik yani. Evet, Afyon'a geldim. Afyon'a normalde KYK yurdunda kalacaktım. KYK yurdunda yer yokmuş. Pardon, KYK yurdunda beni almadılar. Randevu almam gerekiyormuş. Randevuyu da alamadım. Telefonları açmadılar. Yani sonuç olarak KYK yurdunda kalamadım. Buraya gelmişken de saat gece olmuş 10. Ondan sonra da tekrar merkeze dönemezdim. Zaten merkeze dönsem nerede kalacağım? Çadır kurmak için zaten hiçbir yer yok. Ondan sonra işte bir karakol vardı. Polislerin yanına gittim. Polislere sordum. Bir de şöyle bir şey var. KYK yurdundaki güvenlik beni dövecekti. Yani dövecekti. Gerçekten saldıracaktı yani böyle. İşte saçma bir tavır sergiledi. Çok saçma bir tavır sergiledi. Dediğim gibi çok farklı bir kafadayım. Yani insanlarla böyle kavga etmek, tartışmak inan öyle bir durumda değilim. Gayet sakin karşıladım. Ondan sonra işte abi dedim sakin ol tamam dedim yani. Yani tamam kalmayız. Ama dedim deniyorum yani dedim birilerini arıyorum falan dedim böyle. Neyse ondan sonra çıktım yurttan. İşte ucuz bir pansiyon bakayım dedim. Çok böyle baktım. Dolaştım biraz. Sonra en son işte buraya geldim. Burası da rütübet. Adama dedim ki abi dedim bana en kötü odanı ver dedim. Bayağı ucuz bir fiyata verdi. Rütübet falan var. Yani şuralarda rütübet var. Yatak. Çarşafları çok temiz değil. Ama sıkıntı yok yani biz nerelerde yattık. Sorun yok. O yüzden bakacağız. Ya bugün hiç güzel insanlarla karşılaşmadım ya. Yani çok nadir, çok az ya bilmiyorum. Bu Afyon benim enerjimi çok aldı ya. Çok enerjimi bildiğin sömürdü benim ya. Bu Isparta'yla. Bu Afyon benim enerjimi çok aldı. Yarın bir Afyon Kalesi'ne çıkacağım. Bir çarşıda ufak bir gezerim. Ondan sonra direkt Kütahya'ya geçeceğim. Şimdi videolarımı editliyorum. Videolarımı yükleyeceğim. Ondan sonra gideceğim. Yani uyuyacağım. Sabah kalkacağım. Afyon Kalesi oradan direkt Kütahya'ya geçeceğim. İyi geceler arkadaşlar.